Şimdi konularımızdan birisi diğerisi çocuklar çatal. Bu da taş kazanmak için kullanılan yöntemlerden birisi. Çatalın terim anlamı, tabi satrançta kullanılan terim anlamı, bir taş ile iki veya daha fazla taşı tehdit yapmaya denir. Çatal yapan taşlarımız var. Sizce hangileri olabilir? Evet. At. At, başka? Fil. Fil. At, fil, vezir. Vezir, güzel. Başka? Kale. Kale, o da güzel. Kale. Son bir taş kaldı. Hangi taş? Fil. Fil söylendi. Kale. O da söylendi. Kale. Bakalım. Saydıklarımız zaten vezir, kale, fil, at. Ay o! Ya bir düşün ya! Değil mi? Hocam, ben aklıma geldi ama ismini unuttum. Tamam. Ya tamam. Vezir, kale, fil, at ve piyon çocuk. Bunlar çatalı atabilir. Şişte ne vardı? Sadece 3 taş şişleme yapabiliyordu. Ama çatalda 5 taş, 5 tane taşı da çatal hamlesiyle kullanabiliriz. Burada örnek olarak verdiğim kale, dikkat ederseniz rakibin 2 taşına çatal atabiliyor. Kale E5 hamlesiyle rakibe hem filine hem de atına saldırı düzenliyor. Artık rakibi birisini seçmek zorunda. Hangisini kurtarabilir? Onu ya da hangisi onun için daha iyidir? Ya da siz de bu duruma düşebilirsiniz. Öyle çatala. O zaman birisini seçmek zorunda kalıyor. Öyle at kaçabilir. At kaçar. Onunla bir şey diyemem. O zaman fil düşer. Fil de kaybetmiş olur. Filine veda etmiş olur. Ama filini kurtarmak için kaçarsa ata veda etmiş olur. Yani atını kaybeder. Oyun dışına çıkar. Tamam? Bu ikisinden çatal işte bu şekilde etkili hale gelebiliyor. Bu soruda ise aynen beyaz oynar, siyaha çatal atar. Hangi hamleyle beyazın çatal atar? Oradan söyle. Ama çok kolay. Öğrenmenim. Kale 4 şeye geliyoruz. Doğru. Kale E4. Değil mi? Kale E4 hamlesiyle dikkat et. Şah çekiyor ve aynı zamanda vezire saldırı düzenliyor. Ne yapar burada rakibi? Kaleyi yerim der. Yemek zorunda. Kaleyi yediği zaman ne olacak vezirle? Arkasında F3'te duran beyaz piyonumsa oraya gelen veziri alıp ne yapmış oldum ben bu sefer? Kale verdim, yani kale fedasında bulundum. 5 puan verdim, 9 puan aldım. Sonra maç oldu. Ha değil. Bir piyonla oyun sonuna gider. Oyun sonunu zaten burada eğer beyaz düzenli ve mantıklı hamleler yaparsa oyunu kazanır. Ama yanlış bir hamle yaparsa oyun dediğiniz gibi pat, yani beraberlik olabilir. Burada ise beyaz oynar, siyaha çatal atar. Yemek çatala atmıyor ha. Çocuklar yemek çatala atmıyor, tamam mı? O yüzden. Evet. Hocam burada geliyor. Kale D4'e geliyor. Kale D4'e geliyor. Güzel. Kale D4 hamlesiyle arkadaşımızın söylediği aslında mantıklı ve doğru. Vezire saldırı düzenliyor. Ama vezir bunu yer mi kaleyi? Alır mı? Evet. Alabilir ama almak zorunda mı? Değil. Çünkü kale vezirini feda eder bu sefer. Evet öyle. Vezir onu yerse piyon da onu alır. O yüzden filine veda ediyor. Yani filini kaybediyor. Eğer vezir oradan kaçarsa, vezir kaçarak hamle yaparsa fili düşmüş olur. Kalede fili alarak bir fil, yani 3 puan öne girmiş oluyor. Burada ise siyah oynar. Bu sefer bak tam tersi oldu. Siyah oynar, beyazı çatal atar. Evet. Hocam ben kaçtım ya. Hocam D8'deki şey adı neydi ya?
As if. Yani D3'teki piyonu mu yiyorsun? Siyah bizde D3'teki piyonu yerse arkasında D2'deki piyonu da onu alır. Yani hocam ben onu görmedim. Peki mantıklı değil. Yemiş kale alır. Ama vezir D3 yerine D4'e gelirse beyaz oynar. Siyah mat değil, siyah çatal atar. Ya da şöyle bir şey ipucu vereyim. Beyaz buradaki fili düşürmek istiyor. Savunmasız duran fili almak istiyor. Evet. Hangi hamleyi yaparsa o hem çatal atarak bu fili düşürebilir. Hocam bu var. Hocam kaç. Mantıklı değil. Hocam bu var mı? Ana. Vezir A4 hamlesiyle dikkat et çaprazdan şah çekti. Ve şah hamlesini yapmak zorunda kalıyor ya da savunmaya geçecek ama fil bile yapamıyor bunu. Çünkü önünde piyonu var, kendi piyonu. Öne geçemediği için başka bir hamle yapacak ve ben de vezirimle fili almış olacağım. Bu şekilde çatalı başarılı olmuş oluyor. Öyle mi?